böyle under tower deriz Kız Kulesi'ne, yabancı haritalarda, belgelerde. Oysa Çanakkale Boğazı'nı diyor, Lord Byron, Leander efsanesini gerçekleştirmek için 3 Mayıs 1810 günü yüzmüştür Çanakkale Boğazı. Ünlü İngiliz şair Lord Byron Çanakkale Boğazı'nı yüzdü. Niye? Leander yüzerken neler gördü, neler hissetti onu, romantik herif. Çıkar çıkmaz şiir yazdı. Şiir şöyle bitiyor. Leander aşkı için yüzdü, bu oldu. Ben kahramanlık için yüzdüm. Sadece nezle oldum. Güldüğünüz romantik güldürür. İroniyi çok iyi bilir romantik. Zeki adamdır. Böyle şey değil böyle. İçi geçmiş. Hadi. Şimdi bunlar oturuyorlar böyle bir gece. Dolunay var. Bakıyorlar. Hadi diyorlar. Korku öyküler anlatan. Niye? Romantik. Bugün korku sineması, korku edebiyatını var eden romantiklerdir. Bizde hiç bilinmeyen sanat akımı romantizm. Hiç bilinmez. Yanılıyor muyum? Duydunuz bunları? Böyle anlatıldı mı size? Romantik. Ya romantik adam. Çok romantik. Korku öyküyle anlatalım hadi. Hayalden. Şirin'in işi bir öykü anlat. Öyle kaldılar. Bunun üstüne bir şey anlatılmaz dediler. Yatıyoruz. Bu öykünün üstüne yatıyoruz. Sabah dediler ki, Shelley'nin, ünlü şair Shelley'nin karısına, bunu muhakkak yaz. Yazdı ve korku bilim kurgunun, şu romantizmdir nedeni, ilk kahraman ortaya çıktı. Frankenstein. Bilim kurgu. Ne var orada? Bir bilim adamı. Ama şimdi Avrupa'da bilim olmasa Türk bilimi değil mi? Böyle çalışmalar, böyle bir eser olur mu? Üstadım yani. Bir bilim adamı. Ne yapıyor? Ölüyü diriltiyor. Aslında doğaya karşı geliyor. Yani bugün işte GDO, MDO, değil mi? Hani şey ekolojik tarım. Bugün onlar arıyoruz ya, değil mi? Acaba ekolojik mi? Onun da habercisi de işte. Doğayı bozarsan birini ne? O Frankenstein. Dirilen ölü. Peki Frankenstein kim? Onu yaratan doktorun adı. Romanın sonunda bu Frankenstein, Doktor Frankenstein kendi adını verdiği dirilttiği ölü onun yakasına yapışıyor böyle. Beni neden yarattın? Hesap sorar romantik. Yakışır yapasına beni neden yarattın? Greenpeace, tamam. Şimdi bütün bu tabii bilimin olmadığı yerde, bilimsel düşüncenin olmadığı yerde bunun edebiyatı, bunun hayal dünyası, eserlerini aramak hiç kolay değil. Bu yüzden pek rastlamıyoruz. Ama bense, okey İstanbul'dan söz ediyoruz. İstanbul'un gördüğü yakın tarihteki 1800'lü yıllarda, yani yaklaşık 150 yıl önceki en böyle absürt görüntü neydi biliyor musunuz? Adile Sultan'ın düğününde yaşandı. Şimdi Adile Sultan desem müthiş. Şimdi bu bizim televizyoncular, diziciler hiçbir şey bilmez. Bugün filmi yapılacak, dizisi yapılacak bir tane kadın vardır. İlk önceliği Adile Sultan. Müthiş. İkinci Mahmut'un kızı Sultan Abdülmecid'in ablası. 1830'da 40'lar. Sultan Abdülmecid tahta oturuyor. Abdülmecid'in yanında ablası Adile Sultan'ın sandalyesi var. Onun da nargile çekiyor. Padişahın yanında oturuyor ha. Kadına bak. 13-14 yaşında sarayda kızlar evlenir. Evlendirirken bu 21 yaşında evlenir. O da sokakta gördü. Sokakta gördü sevdiği adam. Sarayda kalmış. Evlenmedi ki. Ha, sarayda kalmış, iyi bilirsin. Saraydan kız kaçırmak. Çok trajedik bir yüksü vardır bu Adile Sultan'ın. Oturuyor böyle. Hatta derler ki, bir gün herkes arasında demiş ki, böyle tartışmış Abdülmecid'le, bana bak demiş, ayağa kalkmış. Unutma ki erkek olsaydım orada ben oturuyordum. Evet. Ne? Yani hala bir entrika mentrika değil böyle. Öyle. Karısı yok, kocası sonra bunu tophane müşürü galiba yapıyor karısı. Mehmet Ali ya da Ali Zor, ne söylediği, bak kitaplarda dedi, bulursunuz. Başka bir kadınla aldattığı için kocasını boşuyor, atıyor. Kızı var, kızını kaybediyor. Ve kendini eve çekiyor. Hiç tokat çıkmıyor. Çok enteresan, piyanoyu bilir misiniz, piyano? Tarihimizde Osmanlı'da saraya piyanoyu ilk sokan kadın. Saraya piyano aldırtıyor. Hani bugün saray kadınları gezmeye gidiyor falan, onu başlatan odur. Göksu'ya, Möksu'ya, Sadabat falan filan saray kadınları dışarı çıkartıyor.
müthiş bir kadındır. Adile Sultan bizim tarihimizde Osmanlı Hanedanlığı'nda bütün mal varlığını halka bırakan tek insandır. Osmanoğullarından bir kişi bütün mal varlığını halka bırakmıştır. Bunu bir de Atatürk yaptı. Adile Sultan bulup halka bıraktığı yerler nereleri? Bravo. Nerede? Oralısınız. Adile Sultan Kasrı, bir de Neşabat Sarayı. Yani bugünkü güzel sanatlar. Mimar Sinan güzel sanatlar. Sanayi Nefise. Tabii ki, Sanayi Nefise. Evet. Düşünsene bak, işte eğitim amaçlı. Müthiş değil mi? He? Kandili Kız Lisesi'nden de Türkan Saylan çıkıyor ya. Öykülere bak ya. Bunlar hepsi aynı, biliyor musunuz? Ya ben hiçbir zaman bunlar kendi kafamda ayrı ayrı şeyler gibi düşünmüyorum ya. Ya Ahmet Mithat Efendi yoktu orada. İşte. Adile Sultan, Araki Türkan Saylan. Bunlar damanın, aynı dama oyunun hamleleri ya. Kendi aydınlanma tarihine, insan insan olma tarihine yabancı bizim kadar başka bir ülke bulamazsınız dostlar. Biz de tarih deyince iktidar, gül, saltanat, sabahada konuşurlar. Bakarlar, küfür ederler. Affedersiniz. Bu mu ya? Tarih de bir bilimdir ya. Ama bilimin, bilimsel düşüncenin olmadığı bir yerde polemiklerin, kavgaların, iktidarların, kıskançlıkların olduğu bir yerde bunun kurgusu ne olur ki zaten? Şimdi yine bu Adile Sultan burada evlenmiştir. Haydarpaşa Çayırı'nda. Hani Haydarpaşa Garı onun arkası, orası Haydarpaşa Çayırı'ydı. İbrahim Ağa'ya kadar giderdi. Ayrılık Çeşmesi. Ordu doğuya sefere gitmek için orada toplanırdı. Adile Sultan'ın düğünü Haydarpaşa Çayırı'nda yapılmıştır. 1844, yanlış anlamıyorsam. 1844. Tabii ne yapalım bu düğüne? Ne yapalım? O yıllarda herkesin aklında bir şey var. Ne o? Balon. Balonlar yeni başlamış. Balonlar. Avrupa'da baloncu. Bunların piri kim? Komaski. İtalyan Komaski. Onu getirtelim İstanbul'a. Burada bir balonla bir gösteri yapsın. Uçsun. Bak bilim ve eğlence. Komaski balonla geliyor. Büyük İtalyan baloncu Komaski İstanbul'a gelmiştir. Bir pro uçuş yapıyor düğünden önce. Başarılı. Düğün zamanı bir uçuş. Müthiştir böyle. Düşsene süslü balon. Balonla 5 hafta falan daha yok yani. Balonla seyahat falan yok yani. Düşsene insan uçuyor. Uçan insan. Komaski balonda uçuyor. Müthiş bir görüntü ya. İşte bilim kurgu ne lan? İnsan, onu izleyen insanın hayali ne? Şu anda Kadıköy'de bir balon var. Balon. Ne lan o? Ya bunu böyle yapsana. Bunu anlatsana. Aslında çok bilmiyorlar. Bak o. Onca gelip geçtiğiniz balon gönlünden onu çalıştıran biliyor mu? İçine binen biliyor mu? Yanından geçenler bunu biliyor mu? İstanbul'un ilk balonu. Yok şu an. Yok zaten gitti. Ama onu o şekilde falan hani tamam de kardeşim buraya balon koyacaksın ama bu şekilde istiyor. Komaski'nin balonu gibi. Balon oldu gitti. Şimdi Komaski başarılı bir uçuş yaptı Adile Sultan düğününde. Birkaç gün kalıyor, dönecek. Bunu bir akşam biz içiriyoruz. Rakalı balık yapıyoruz. Tamam. İçiyor, gece içiyor. Yani diyoruz, bizimkiler diyoruz ki, abi ya bir uçsana ya. Sarış muhabbeti ha. Uçarsın abi ya. Yiyelim lan, Komaş yalıp geliyor, sarıyor, yiyelim, yiyelim. Haydar çok çalı duruyor baba. Bin ya abi, ver ya gazı, gidiyor. Komaş ki hala kayıp. Ciddi lan. Ünlü baloncu Komaş ki, yok. Gitti lan, hakikaten şimdi bak bu balonun trajik bir yüksü var ya. Herif resmen, sabır için. Çekil. Hatta, pardon, bu zaten ayrıca çok fazla girmek istemiyorum, anlatacağım çok şey var. Bu, tarih budur ya. Şimdi bu ilk prova uçuşunda, rüzgar bunu deniz üstüne doğru atıyor, tamam mı? Bu böyle denize doğru yaklaşıyor. Birazcık, yukarıda çok sert rüzgar var. Denize yakın daha hafif bir rüzgar var. O rüzgarda İstanbul'a gideyim diyor. Yanaşıyor ama denizden şöyle 3 metre yukarıda. Balonun sepeti. Giderken bir canavar çıkıyor. Canavar. Denizden. Korkuyor mu? Yukarı bir çıkıyor. Yalova. Yalova'da iniyor. Ne oldu lan? Niye tabii gittik? Adamı topladık Yalova'dan getirdik. Lan ne oldu oğlum? Sonra canavar çıktı lan. Ne canavar? Anlaşılıyor. Fok. Foktan korkmuş. Canavar dediği fok ya. Nasıl bilim kurulu, Komaski, balon, fok, canavar. Şimdi yine
Anlatmamız gerekir tabii mutlaka. Dostlarım, bakın bu çok önemli. 1585 yılında biz bu adamın bütün emeğini, bilgisini, her şeyi yok ettik. Kılıç Ali Paşa, donanma komutanıdır. 1585 yılında görmüş olduğunuz Taküddin Efendi'nin Cihangir'de olduğu tahmin ediliyor. Yaptığı rasathane. Kılıç Ali Paşa gemileriyle topa tuttu ve yıktı. Taküddin Köpenik'le Galileo'da çağdaş ve çok daha bilgisi daha geniş, daha doğru gök haritaları yapan büyük bir şeydi, gözlemci, astronom uzman. Galileo'yu biliyorsun ya, unut. Yerine tak ettiğini koy, bir şey kaybetmezsin, merak etme, fazlası var. Astronomi bilim açısından çok daha ilerdi. Büyük büyük. Mesela Fatih'in Ali Kuşçu ile olan muhabbeti bilmiyor ama niye ona bir rasathane kurdurmadı bilmiyor. Osmanlı'nın ilk rasathanesi olarak biliniyor. Ama hemen yıkılıyor. Neden? Çünkü şehirde bir veba salgını, deprem. Bir de birileri diyor ki oradan meleklerin bacaklarını röntgenliyor. Yani gökyüzüne baktığın zaman adamlar neler hayal ediyor, ne bilim kurgu falan filan. Ama senin aklın başka türlüyse onu görüyorsun zaten, başka ne göreceksin yani. Değil mi? Fikri neyse zikrinde olur kardeşim. Kılıç Ali Paşa veriyor, kapı yıkıyor. Bir daha biz ancak neredeyse 400 yıl sonra bir rasathane kuracağız. Kandilik. Yaklaşık 400 yıl yıldızlara bakmayan bir toplum. 400 yıl, ha? Orada ne oluyor diye düşünmeyen bir millet. Her ay tutulmasında gelenektir. Ne yapılırdı? Minareler de bir de ateş edilir. Devam olan tereke çalış, gürültü, çüşüşüşüşüş. Ne oluyor lan? O sırada dünya nerede? Astronomi. Ha şu anda dünyada teleskop ve dürbün satışının en çok olduğu ülkeler arasında ilk sıradayız. Teleskopun en çok satıldığı ülkeyiz. O kadar çok teleskopun satıldığı ülkede dünya çapında bir gök bilimci henüz çıkaramadık. Millet iyi niyetle başlıyor ama zamanla aşağı iniyor. Başka ne olabilir? Ha? Dedektör satılıyor bu. Dedektör lan. Niye? Arkeoloji mi? Ha? Madem mi? Ne? Define lan. Evet, üstelik define ya abi ya. Üsküdar'daki telif kocaman ilan varmış. Yasak. Git bir abartmanın boylu boyunca. Millet dedektör alıyor ya, sen de diyorsun ki ayakkabı kutusu, hırsız, ulan millet zaten. Karışmış. Dalga mı geçiyorsunuz ya? Şemşi peseler var. Helal olsun dedikler, para söyleme makinesi lan. Ulan millet imreniyor lan, iştah açıyor. Siz ne sanıyorsunuz ya, ciddi misiniz? Ya kusura bakma ya, bizim aydınlar halktan kopuk, biz sizin gibi aydınlar, kusura bakmayın ama halkınızı hiç tanımıyorsunuz ya, gerçekten. En büyük yanım şudur zaten, herkesi kendi gibi sanmak. Sen aydınsın ya, bir dakika ya, nasıl ya, lan ne? Dedektör lan, dedi bunu, ne korkuyorduk lan? Çocuk pornosu tıklatmadan, affedersiniz, dünya bilinçsiz lan. Siz, ya görün bir yani bunlar, yani bu bizi ürkütmesin ama görelim yani, biz karanlık bir suya giriyoruz da, gelinlik nedir, çamur, bir anla lan, bir görelim ya, bu tarih yapmadan, he? Doktora gidiyoruz önce, bir dakika kan, lan, şeker, meker, idrar falan, dur lan iyi de bir bakayım nesin değil mi? Bu anlamda söylüyorum yani. Bunları doğru anlat etmeliyiz. Taküddin Efendi veriyor Ali Kılıç Ali Paşa topu, yıkıyor bukuyor gidiyor Taküddin. Buyurun işte Taküddin de geriye bu minyatürleri kapıyor yani. Neler vardı ki bilir bu adamda ya? Ha? Peki yine bilim kurgu konusunda 1721 yılına gelelim İstanbul'da. 3. Ahmet dönemidir. Lale Devri diye bilinir. Lale Devri, 3. Ahmet. Müthiş bir dönem aslında, şehir plancılığın, bilimin, şehir planlama açısından biraz ele alındığı müthiş bir dönem. Bu minyatür 3. Ahmet döneminde 1721 yılında yapılmış bir minyatür. Ne güzel bir bizim minyatürler nasıl? Bak bu Van Gogh var ya, Van Gogh çok kötü ressamdı. Kara kara resimler, patates patatesi yerler, berbat. Van Gogh olduğu için o tablolar bugün, Van Gogh'un karanlık dönemi, o ne lan? Abi ne? Berbat, bir ressamdı Van Gogh. Birdenbire. Ne oldu biliyor musunuz? Japonya'da Meiji adlı bir imparator, Mikado tahta geçti.
Van Gogh'la Meşid'in çapını değiliz. Çok iyiyiz. Avrupa'daki bütün resmi başlatan Meşid'in Japon imparatoru. Japon imparatoru, hadi ben tahta geçtim, Avrupalı ressamlar resim yapsın demedi de. Ama Japonya kapalı bir kutuyken, 2000 yıl, 2300 yıl, kapalı. Bu arada suyu aynen devam eden tek insan kimdir? Mikado. Evet, bir tek o. 2500 yıl ayrısı. Bu Meiji Japonya dışarı açtı. Dünyayı açtı. Ticareti başlattı. Kapalı bir kutuydu Japonya. Ne oldu? Hollandalılar ilk başta olmak üzere. Hollanda müthiş. Hollanda var mı? Hollanda var mı? Hollanda. Arkadaş, Hollanda olmasa Avrupa'da bir şey değil. Avrupa'da bütün bu, aslında bu bana korkunç. Bunlar köy, affedersiniz. Şimdi İlber Orta, İlber abi geldi başa. Ya İlber abi de Avrupa'da bir kere bulduğun zaman bunlar köylüsünler, köy. Bakıyorsun, ayrıca ortada falan böyle şeyler. Bunun nesi köylü lan? Bunlar, ne olur. Bunlar hakikaten köylü yani, bataklık, bataklık. Bunlar önce gittiler, bu New York dediğin yer senin neydi adı? New Amsterdam. Niye? Çünkü Hollandalı'ya geliyor ya. Ama akıllı adamlar. Niye? Abi biz zaten kaç kişiyiz ki lan buradan nereye gideceksin zaten? Avrupa buraya geliyor. Çok kötü bir şey. Bunlar iyi bir denizci. Biz Afrika'dan köle taşıyor. Bütün o köle ticaret başladı.